Üçüncü akşam yine bir hem bilimsel hem eğlencemiz olacak. Nereye geldik? Tüm öğrencilerimiz toplandı. Evet değerli arkadaşlar, önce aramızda katılan arkadaşlarımıza Nuri Hocam'ın önerisiyle bizi bugün onurlandıran arkadaşlara hem hoş geldiniz diyoruz hem de böyle bir gecede bize eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra sizleri daha iyi tanıma fırsatı bulacağız ama öncelikle tanıtmak istediğim çok değerli bir arkadaşımız var aramızda. Doçent Doktor Devrim Alkaya, yüksek inşaat mühendisi, geoteknik dalında kendisini yetiştirmiş. İş güvenlik uzmanı, aynı zamanda gayrimenkul değerlendirme uzmanı, adli trafik uzmanı. Evet, Pamukkale Üniversitesi'nde çalışıyor şu anda. 9 Eylül Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudu. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Endüstrisi'nde inşaat okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, hocam ne dalı bu? Bir şeyler okumuştur işte abi. Okumuş. Aynen de okuma devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünde okudu. Anadolu Üniversitesi Tarım Önsülas'ta okudu. Aslında kendisi Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde okudu. Yani inşaat mühendisliğini bitirdikten sonra 4 tane daha okul bitiren bir üniversitede okuyan ve okul bitiren bir doçent doktorla karşı karşıyayız. Aslında Söke Ziraat Teknik Lisesi mezunu, yani Ziraat Teknik Lisesi mezunu olmasına rağmen kendisi inşaat mühendisi ve bunun yanında 4 tane daha okul bitirerek kendisini yetiştiren bir uzman kişilikle bugün karşı karşıyayız. Ve bugün kendisinden sizler bir üniversite okur iken kendi dalı dışında diğer dallarda da üniversiteyi bitiren bizim için bir haftalık süresince okulunda ki görevlerini bırakıp buraya gelen bir sürü iş biriktiren, bizden sonra belki gece gündüz çalışarak bu işleri telafi edecek olan, öncelikle ben doçent doktor Devrim Alkaya için sizlerden güçlü bir alkış istiyorum. Ve mikrofonu sözü kendisine veriyorum. Bugünkü seminerimizin konusu ne? Çocuklar, programdan sonra kafanızda kalan her şeyi Devrim Hoca'ya sorabilirsiniz. Sadece konuyla ilgili değil, sizin de üniversitede yarın karşılaşabileceğiniz sorunlar, ve yarınki önünüze çıkabilecek problemler nelerdir ve nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Bu konulardaki kafanızda takılan şeyleri seminerin sonucunda soru cevap şeklinde Devrim Hoca'dan alabiliriz. Ben kendisine böyle bir etkinlikte bizimle beraber olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Mikrofonu uzatıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim İlhan Hocam. Övgü dolu sözleriniz için, yani bu sözlere çok teşekkürler. Kameraman arkadaşımız 3 ayağı isterse koyabilir. Yani açarsanız direkt durabilir de üstünden yorulmamış olursunuz. Çok değerli misafirlerimiz, öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Sizi dinlemeyi ben de daha çok isterim işin doğrusu. O yüzden mümkün olduğunca kısa tutalım, arkadaşlar da yormayayım. Gündüz, bugün dinlenme günü oldu. Herkes denize girdi. Biraz öğleden sonra uyudu. Zübeyde Hanım'ı oturtamadık. O çok yoruldu koşturmaktan. Yani bir de otur bir denize git dedik. Herhalde denize bile gidemedi bugün Zübeyde Hanım. Yani halbuki kendi dükkanımız, yerimiz, her şeyimiz çok samimi ve güzel bizim. Ve memnunuz da yan yana çok sıcak olmaktan. Bugün... Kariyer planlama, üniversite eğitimleri, gelecekle ilgili düşünceler, sizler ne planlıyorsunuz? O konuyla ilgili kısa bir sohbet yapalım arzusundayız. Burada herkes üniversite öğrencisi, farklı bölümlerden geldiniz. Ve çok iyi okullarda, iyi size gelecek sağlayacak güzel branşlarda eğitim görüyorsunuz. Bir kere bunun için hepinizi ben tek tek kutluyorum.
Yani bunun bir mutluluğunu yaşayın öncelikle. Yani bu ülkede üniversiteyi kazanmak, üniversitede birinci sınıf, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflara kadar gelmek büyük bir başarı. Hele hele sizin döneminiz çok şanssız oldu. İşte pandemi, artı deprem gibi nedenlerden dolayı alıyor. Yani herhangi bir siz bizim okuduğumuz gibi okumuyorsunuz. Çok zor şartlarda okudunuz. Buna rağmen bugüne gelmiş olmanız büyük başarı. Ümit ediyorum ki günler güzelleşir ve sizin emekleriniz, çabalarınız ile size okullarınız, bölümleriniz güzel bir gelecek hazırlar. Biliyorsunuz üniversitelerde 2 yıllık okullara biz ön lisans adını veriyoruz ama aramızda ön lisans okuyan yok. Zaten derneğimizde lisans eğitimi yapanlara burs veriyor. Herkes lisans seviyesinde eğitim görüyor ama eczacılarımız ve tıp doktorlarımız yüksek lisans mezunu olarak mezun olacaklar. Yani onlar direkt doktor eğitimine başlayabilirler yarın. Diğer arkadaşlarımız ilk 4 yıllık eğitimleri lisans diploması verecek ve bizim ülkemizde yetki lisansadır. Lisans diplomanız neyse o işi yaparsınız. Ben hem mimar olayım hem inşaat mühendisi olayım ama size bir tanesini yaptırırlar. Hem ya da inşaat mühendisi olayım da gidip tekstilde ya da kimyada master doktora yapayım, tekstil mühendisi olayım diyemiyorsunuz. Ana lisans branşınız neyse onu yapabilirsiniz. O yüzden öncelikle lisans diplomalarınızın kıymetini bir bilin. Bu çok önemli bir diploma. Sizin altın bileziğiniz, en önemli bileziğiniz ömür billah şu an okuduğunuz lisans diplomalarınız olacak. Biraz evvel İlhan Bey benim CV'mi okurken hani farklı dallarda da okumuş dedi ama benim ana branşım inşaat mühendisliği. Diğer okuduklarımın tamamı mühendislik eğitiminde öğrencilerimize daha fazla katkı verebilmek, onlara farklı bakış açıları kazandırabilmek için sadece bir yan donanım. Ama ana branş benim kendi adıma inşaat mühendisliği. Sizin için de tıp doktorluğuysa tıp doktorluğu, eczacılıksa eczacılık, öğretmenlikse öğretmenlik. Lisans diplomamızın en başta bir kıymetini bilelim. Şimdi birkaç yıl içerisinde hepiniz lisans veya yüksek lisanstan mezun olacaksınız. Bence herkes kendine güzel bir uzmanlık alanı da belirlemeli. Şimdi mühendis, makine mühendisi ama hangi makina, neyin, motorun mu, tarım aletlerinin mi veya enerjinin mi, konstrüksiyonun mu, fabrika yönetiminin mi, neyin uzmanı makine mühendisi? Artık günümüzde makine mühendisi unvanı tabii ki çok değerli bir unvan ama mutlaka uzmanlaşma bekleniyor. Veya elektrik elektronik mühendisi. Bu dalın mutlaka bir alanda uzmanlaşması lazım. Elektrik mi, elektronik mi, bilgisayar mı, enerji nakilatları mı, barajlar mı, neyse ana konuları, o konularda mutlaka uzmanlaşması gerekiyor. Yani ben hepinizin dalını tek tek irdeleyebiliriz. Yani öğretmenseniz bile artık idareci olmak için mutlaka eğitim yönetiminde master yapmanız gerekiyor. Veya uzman öğretmen olabilmek için master size ilave bir puan sağlıyor, biliyorsunuz. Artık uzmanlığınızı da artık düşünmek durumundasınız. Ben bir mezun olayım da tamam demek yetmiyor. Bir kere bu konuda ufkumuzu genişletelim. Ufkumuzu genişletirken de ben kendi öğrencilerime de hep şunu söylüyorum, inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerimize. Bakın, inşaat mühendisliği çok güzel bir daldır. Sesi alıyor, cızırtıyor hocam. İnşaat mühendisliği çok güzel bir daldır ama ekonomi bilmeniz gerekir, para hesaplarını bilmeniz gerekir. O yüzden mutlaka iktisadi idari bilimlerden de bir bölüm okumalısınız diyorum. Ve bizim çocuklarımızın büyük bir bölümü, en az %20'si benim teşvikimle ikinci bir üniversite, iş güvenliği, emlak, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, işletme gibi bir dalda mutlaka ikinci üniversite eğitimini de alıyor. Bu tabii Anadolu Üniversitesi'nin dikkatini çekti. Neden Pamukkale'den bu kadar çok öğrenci geliyor falan diye. Buradaki büroya giden öğrenciler, Devrim Hoca'nın size selamı var diyormuş. Öyle deyince ben Anadolu Üniversitesi'nin de personeli gibi oldum. Onların teknik gezilerine falan katılmaya başladım. Yani onlara çok öğrenci kazandırdığım için. Ama Anadolu Üniversitesi de, İstanbul Üniversitesi de, Atatürk Üniversitesi de ikinci üniversite anlamında
çok büyük hizmet üretiyorlar. Öğrencilerimizin bunun farkında olması gerekir. Bir de şu an okuduğunuz branş örneğin tarihtir ama gönlünüz Türk dilindedir. Türk dili ve edebiyatı okumak istiyorsunuzdur. O gün tarih istemiştiniz, tarihe yazıldınız. Bugün Anadolu Üniversitesi, ikinci üniversite kapsamında size Türk dili ve edebiyatı okuma hakkı da veriyor. Mimarsınızdır, öğretmensinizdir ama fotoğrafçılığa çok ilginiz vardır. Bunu bir şekilde bilimsel olarak herkes fotoğraf çekiyor ama çekmekle olmuyor. Onun bilim yöntemini de bilmek lazım. Fotoğrafçılık ve kameramanlık adında bir bölüm var Anadolu Üniversitesi'nde. Profesyonel bölüm ve o diplomayla sizi bir anda fotoğraf sanatçısı haline getirecek bir bölüm. Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı veya sınıf öğretmenliği veya başka bir bölüm, mühendislik, gazete yazarlığı yapmak istiyorsunuzdur. Basını tanımak istiyorsunuzdur. Basınla ilgili yeni medya, sosyal medya, radyo, televizyon, gazetecilik gibi 5 tane bölüm var açık öğretimde. Yani birine girin, okuyun ve istiyorsanız gazeteci unvanınızı da alın ve bu yazdığınız yazılar, köşe yazıları bir yere varsın, bir amaca hizmet etsin. Yani bizim ülkemizde okumak isteyen her gence çok sayıda imkan veriliyor. Bunun kıymetini bilmek lazım. Örneğin mimarlık, inşaat mühendisliği gibi dallarda okuyan arkadaşlar ikinci üniversite kapsamında emlak okumaları onların gayrimenkul değerleme uzmanı olmasını da sağlar. Onlara emlak alanında hizmet üretme şansı da verir. Artı imar kanunu gibi pek öğretilmeyen konuları o milletin aman emlak mı okuyacağım falan diye belki sevmediği, küçümsediği bir okuldan öğrenme imkanı sağlar. Bugün bizim üniversitemizde gayrimenkul değerleme seçmeli bir ders var. Ben açtım onu. Emlak bölümünün 5-6 kitabını tek ders kapsamında o derste öyle çocuklara yüklüyorum. Ya hocam çok oldu falan diyorum. Siz halledersiniz, mühendissiniz diyorum. Çocuklar hallediyorlar, okuyorlar 5-6 kitabı. Neredeyse o bölümü bir ders kapsamında, bir seçmeli ders kapsamında yarısını bitirtiyorum bir derste. Halbuki bunu daha bilimsel bir şekilde birden başlayarak 2 yıl okuyabilirler. Sizler de okuyabilirsiniz. Şimdi isterseniz sizlerle de konuşalım. Yani ben tıpçılara bir öğüt veremem. Çünkü onların branşı benimkinden çok farklı. Eczacılara da bir şey diyemem. Çok farklı. Onlar zaten hangi alanda yetkin olacaklarını, hangi alanda uzman olacaklarını kendileri kararlaştıracaklar ama diğer bölümlerle ne olabilir ikinci üniversite yan donanım anlamında konuşa konuşa gidelim isterseniz, olur mu? Ben ikinci mikrofonu hemen yanımdaki arkadaşımıza uzatıyorum. Başlayalım. Hangi bölümdü sizin? Hem adınızı söyleyin hem bölümünüzü söyleyin. Hatice Tasasız, Pamukkale Üniversitesi coğrafya 4. sınıf. Üniversite adı falan önemli değil, coğrafya. Tamam. Yani coğrafyayı ne tamamlar sizce? İkinci üniversite ne olmalı? Harita tamamlar. Haritayı da artık hani online... Okulumuzda alıyoruz demeyin. Aldığınızı ben biliyorum ama yeni bir bilim dalı olarak... CBS bir altın, tamamlar. Coğrafi tamam. Bilgi sistemleri evet. Olabilir. Başka? Çünkü artık... İşletme, kamu yönetimi gibi, iktisadi idari bilim planlama gibi işler tamamlamaz mı? Destek olmaz mı? Yani illaki her Anadolu için bence bunlar destek olarak sunulabilir bence. Veya... Harita kadastro gibi dallar var mı ikinci üniversite olarak bilmiyorum. Zannediyorum onlar yok ama coğrafi bilgi sistemleri evet. Mesela size çok yakışır diye düşünüyorum. Evet. Ve farklı bir iş imkanı da sağlar. Evet. İlerleyelim bakalım. Tıpçı sizinki tıptı, tıpçılara atlayalım. Onlar evet. Kendileri karar versinler. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik benimkisi. Sizinkini ne tamamlar örneğin? Çocuk gelişimi, sosyal hizmetler? Sosyal hizmetler tamamlayabilir. Tamamlayabilir. Evet, çocuk gelişimi de tamamlar. Çocuk gelişimi de özellikle o da tamamlar. Evet. Bunun dışında... Sosyoloji de var evet. Değil mi? Yani sosyoloji alıyoruz derslerimizin içinde. Ama evet ilk sene aldık ama çocuk gelişimi bence çok güzel olabilir muhtemelen. Evet çocuk gelişimini de artık yükleniyoruz ama sosyal hizmetler hakkında çok bir bilgimiz olmuyor mezun olunca kadar. Birilerini iyice düşünüp seçmenizde bence fayda var. Evet. İlerleyelim yavaş yavaş. Fen bilgisi öğretmenliği ve okulu. Siz zaten ikisini birden hallediyorsunuz. Ben kimya veya biyolojide de düşünüyorum. Ama onu ikinci üniversite olarak açık öğretim yöntemiyle yapamıyoruz. Yandal da o konumuzun dışında. O zaten yapıyorsunuz onu. Yani iki eğitim fakülteleri için
ne uygun olabilir mesela ikinci üniversite? Mesela ben okul şunu öncesi öneririm. Sizlerden çok iyi idareci olacağını düşünüyorum. Bütün öğretmenlerimizin. Kamu yönetimi dersleri ile eğitim yönetimi, master'ı dersleri komple aynı. O yüzden kamu yönetimi, yani okul yönetimi, devletin yönetimidir aynı zamanda. Kamu yönetimi de çok ideal olabilir eğitim fakültesindeki öğrencilerimiz için. Peki hocam nasıl başvuracağız? Onu söyleyelim. Evet. E-Devlet'ten zaten öğrenci olduğunuz hepinizin belli. İkinci üniversite yazdığınız zaman istediğiniz bölümü enter'a bastığınızda öğrenci oluyorsunuz. Bu kadar kolay. Hiçbir zorluğu yok. Yani sınava girmenize gerekmiyor. İlerleyelim isterseniz. Sahide Nur Tunç, okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Okul öncesini ne tamamlayabilir mesela? Mesela görsel iletişim tasarımı diye bir bölüm var. Sanat eğitimi verilen. Çocuklar ve sanatı birleştirme imkanı sağlamaz mı örneğin? Psikoloji de olabilir. Sosyoloji var ama psikoloji yok. Sosyal hizmetler var. Yani sosyal hizmetler olabilir değil mi? Yani ikinci üniversite imkanlarını düşünün yani buna benzer. Peki hocam şu an başvurduğunuzda oluyor mu? Yoksa tabii oluyor şu an. Sınavsız siz Atatürk'ten, İstanbul Üniversitesi'nden veya Anadolu Üniversitesi'nden istediğiniz açık öğretim yöntemi, uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim veren bölümlere kayıt yaptırabiliyorsunuz. Hani sınava girmenize gerek yok. Anladım. Sadece cumartesi, pazar bulunduğunuz ilde sınava giriyorsunuz. Bir cumartesi, pazar vize, bir cumartesi, pazar final. Bu kadar. Bir zorluğu yok tabii. Kitaplar PDF olarak sisteminize yükleniyor. Öğrencinin, her öğrencinin sayfası var. Geçen yıl harç 600 lira gibi bir rakamdı galiba. Yani katlanılamayacak bir şey değil. Peki, yıllık mı? Yıllık ya da iki dönemlik yani. Katlanılamayacak gibi değil yani. Sırayla gidelim isterseniz, olur mu? İlerleyelim. Merhaba, Gizem Nur Yılmaz. Pamukkale Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Yine okul öncesi. Zahide gibi aynı. Abi, işte ne olabilir sizce? Sizin fikriniz ne? Zübeyde hocamın dediği gibi animasyon olabilir. Ama onlar yok Anadolu şeyde, uzaktan eğitim açık öğretimde yok. Grafik tasarımı. İşte görsel iletişim tasarımı var. O olabilir. Psikoloji, PDR düşünmüştüm. Psikoloji de yok. Onu açmaya izin PDR vermediler. PDR de olmaz, açıktan doğru. Ama sosyoloji hizmet, var, sosyal hizmetler sosyal var. Sosyal hizmet daha yakın. Yine eğitim yönetimi düşünüyorsanız kamu yönetimi evet, gibi olabilir. Dallar var. Yani eğitim yönetimine yönelmek için kamu yönetimi ideal olabilir. Yani daha evet, çok düşünmemiz gerekiyor bunun üstüne. Çok düşünmemiştim. Düşünün yani bence. Evet. Mesela müzik falan. Mikrofona konuşursanız sistem alır. Yani konuşmam. Yani müzik falan oluyor mu? Hayır, o müzik bölümü yok şeyde. Tamam. Açık öğretimde. Fotoğrafçılık gibi sanat bölümleri var. Görsel iletişim tasarımı var. Medya ile ilgili bölümler var. Ama şey yok. Müzikle ilgili bölüm yok. Merhaba, Durdu Özdek. Ben şehir plancısı olarak mezun oldum hocam. Şehir plancılığını ne destekleyebilirsiniz? Harita ve kadastro, ama coğrafi bilgi sistemleri. Coğrafi bilgi sistemleri olabilir, emlak ondan olabilir. Ondan sonra emlak ve gayrimenkul de olabilir evet, hocam. Bunlar olabilir. Yani başka düşünüyorum. Ya da iktisadi idari bilimlerin istediğiniz her bölümü olur. Kamu yönetimi, işletmek, evet, iktisat hepsi olabilir. Ama coğrafi bilgi sistemleri daha çok destekleyici. İşte nasıl takdir ederseniz. Evet hocam. Ben Hatice Ayten. Tıp okuyorum ama ben de eklemek istiyorum. Sağlık yönetimi okunabilir. Evet, çok güzel olur. Benim kaç tane doktor arkadaşım sosyoloji falan okudu yani. Tıpın yanında. Türk dili ve edebiyatı okuyan doktorumuz var yani. Okunabilir ama online ne kadar etkili oluyor bilmiyorum. Hani benim arkadaşlarım mı gidiyor? Şimdi arkadaşlar, çıkmışlar. Siz uzaktan eğitimle eğitim aldınız zaten birkaç yıldır. Öyle olunca size bağlı. Yani öğrenmek istediğiniz kadar öğreniyorsunuz. Öğrenmek istediklerinizi öğreniyorsunuz. İsteyen çok rahat öğrenir. Yani illa hocadan dinlemek tabii çok güzel ama sizin bir özelliğiniz var. Zaten bir bilim dalına aşinasınız. O bilim dalına aşina olduğunuz için yeni bir bilim dalını hızla öğrenebilirsiniz. Beyza Güdücü, ben de tıptayım. Şöyle kendimi yani tıpçılar atlayayım. Kendileri planlayabilir, düşünebilirler. Atladım. Yok. Hocam ben Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiyim. Tarih bölümünü kamu yönetimi, arkeoloji... Arkeoloji gibi... yok ama kültürel miras ve turizm var. Kültürel miras ve turizm de olabilir hocam. Bunlar destekleyebilir diye düşünüyorum. İşte yani bunların içinden bir tane seçmeniz.
tamamdır. Bu uygun olur bence. Tamamdır hocam. Mikrofon arkaya doğru ulaştıralım o zaman. Mehmet Akgürek, Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği. Mehmet Akgürek, Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği. İşin içinde makine olunca makine mühendisliğinin dalları çok fazla biliyorsunuz da. Kaynakçılık olabilir, denizaltı olabilir, denizüstü kaynakçılık. Ama kaynakçılık gibi bir dal yok açık öğretimde. Açık öğretimde olanlardan beğenebiliriz. Açık öğretimde... Kızlar sesinizi mikrofon alıyor. Açık öğretimde olarak ne olabilir? Çok düşünmedim hocam. Yani aslında düşünüp bir şey bulmak lazım. İktisadi evet. İdari bilimler, fabrika yönetimi konusunda. Çünkü makine mühendisleri sadece mühendislik hizmet üretmiyorlar. Aynı zamanda o fabrikaları yönetiyorlar. O yönetim tecrübesi de parayla ilgili işler. Girişimcilik dersleri ancak İktisadi İdari Bilimler fakültelerinde veriliyor. Ben inşaat mühendisi çocuklarımıza hep şunu söylüyorum. Yarın bu şantiyeleri yöneteceksiniz. Yönetirken iş ve sosyal güvenlik hukuku bilmeniz, iş hukuku bilmeniz gerekir. Mühendislik fakültelerinde bu dersler var mı? Yok. İşte bunları ikinci yan okuldan almak çok büyük katkı sağlar. Teşekkürler hocam. Merhabalar, benim Negül Dereli. Ben Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. Yan olarak da programcılık açısından düşünecek olursak yazılım olabilir diye evet, düşündüm. Bir de çok iyi hatırlattınız. Bilgisayar kurduyum diyen arkadaşlarımız var. Bilgisayar bölümleri var Anadolu Üniversitesi'nde, Atatürk Üniversitesi'nde. Bu sizi bir anda bilgisayar mühendisliğine de taşıyabilir. Artı öğretmen de olsanız, tarihçi de olsanız, coğrafyacı da olsanız bilgisayar programlama biliyor olmak size büyük katkı sağlar. Bunun yanında iş sağlığı güvenliği dersleri de alıyoruz ama çok evet, hani bölümünü mühendisler okumuşsa... Mühendisler için iş güvenliği de evet, çok faydalı olabilir. O da olabilir diye düşünüyorum. Eğer işletme iktisat alırsanız örneğin size banka yolları vesaireyi de çok hızlı açar. Aynen. Yani, bu şekilde. Çok iyi düşünürseniz endüstri mühendisliği pek çok dalla ilgili aspirin bir branştır. Evet. Her işi yapabilecek dallardan biridir. İktisadi idari bilimler, bilgisayar artık kendi ilgi alanınıza göre bence mutlaka birini seçmelisiniz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisiyim. Türk Dili ve Edebiyatı mıydı ben duyamadım. Evet, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisiyim. Biraz önce bahsettiğiniz gibi tarih okunabilir ya da kendimi geliştirmek için hani yöneticilik yapmak için yine o bölüm okunabilir. Şu an hatırlayamadım ismini. Kamu yönetimi gibi. Evet, kamu yönetimi okunabilir. Yani insanın ben şunu düşünüyorum, kendi geliştirmek için her bölümden bir şeyler öğrenmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Hayır, sanat yönünüz vardır, fotoğrafçılık yönünüz vardır, bilgisayar yönünüz vardır. Yani Türk dili edebiyatı da kendini hızla geliştirebilecek, farklı işler yapabilecek bölümlerden biri. Yani tarih de olur, coğrafya da olur ya da yönetim bilimleri de olur. Hepsi olabilir ama işte kendi yapınıza, düşüncenize bir de bunu zulüm olarak görmemek lazım. Severek, isteyerek ben bunu istiyorum diyerek yapabileceğiniz bir okulu seçmelisiniz. Çok teşekkür ederim. Güneş Çelik, 9 Eylül Üniversitesi'nde fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Ekstra Anadolu Üniversitesi'nde ise Anadolu Üniversitesi'nde de kamu yönetimi ve siyasal bilimler okuyorum. Sen zaten bugün anlatmak istediklerimizi yaşıyorsun, yapıyorsun. Evet hocam. Peki faydalı olup olmadığı konusundaki fikirlerinizi alalım. Hocam kesinlikle faydalı. Çünkü ben hani üniversiteye başlarken kafamda ileriki hayatımla alakalı bir şeyler kurmuştum. Ama önce tabii örgün bir eğitimden mezun olmam gerekiyordu. Hemen ertesi yıl kaydımı yaptırıp açık öğretimden de kafamdaki farklı düşünceler yani bu yönetimle alakalı bir durum. Ve kamu yönetimi bitirmem gerektiğini araştırdım, öğrendim. Ve kamu yönetimini de ekstra yanında götürüyorum. İkisi bir arada gidiyor şu an. Yani öyle. Ben seni tebrik ediyorum. Sen bizden önce düşünmüş yapmışsın. Yani... Olumsuz referans verse hepimiz açısından kötü olabilirdi. Değmez yapmayın da diyebilirdi ama gördüğünüz gibi memnun. Size tavsiye de ediyor arkadaşınız. Evet. Ben ne desem boş ama onun tavsiyesi benimkinden daha kıymetli çünkü içinde.
Ya ve şu an şöyle olmuş hocam, yani mesela dersler yine online, sürekli ders verebiliyor hocalar. Dersleri online dinleyebiliyorsunuz. Ekstra sistem o kadar gelişmiş ki notlar, özetler, konu anlatımları, sınavlar, yani testler. Yani öğrenmek isteyen herkese her şey var değil evet, mi? Evet hocam, yani her şey, yani şeyden, siteden yönetebiliyorsunuz yani. Ondan sonra sınava giriyorsunuz, sadece vize ve finallere. İsterseniz yaz okulu. Yani o şekilde normal üniversite olarak devam ediyor. Sadece sınavlara gidiyorsunuz. Yani okuması da gayet kolay bence açık öğretimden. Ama kolay olmasının nedeni şu. Siz zaten bir örgün eğitimde okuduğunuz için evet, kolayca başarabiliyorsunuz. Evet hocam. Aynen. Yani çalıştıktan sonra sınavlar geçiliyor ama. Anladım. Hani çalışmazsanız geçilmiyor. Bunu öğrendim ama şey çalışarak geçebiliyorum. Evet, verelim mikrofonu. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hocam ben tıpçıyım. Geçiyorum. Sen tıpçı olarak düşündüğün bir şey olabilir mi? Fatıma Güldağ, diyetisyenlik okuyorum. Yanında psikoloji falan olur diye düşünüyorum. Psikoloji yok ama şeyde. Aşçılık. Aşçılık var. Diyet ve aşçılar. Zaten evet, bütün diyetisyenlerin önünde aşçılık yazıyor. Benim önerim şu size. İstanbul Üniversitesi'nde var. Atatürk'te de var mı bilmiyorum. Spor bilimleri var. Tamam. Yani diyet ve spor birleşirse muhteşem bir ürün evet, ortaya çıkar. Mutlaka İstanbul Üniversitesi'nden o spor jimnastik bölümünü de ekleyin. Artı tamam, o bölümden formasyon aldığınız zaman sizin beden eğitimi öğretmenliği hakkınız da doğuyor. Evet. Yani o spor seven arkadaşlar için o beden eğitimi bölümü de açık öğretim yöntemiyle okunabildiği için çok ideal hale geldi. Onu da söylemiş olayım. Tamam. Ya aşçılık düşünün ya da sporu düşünün. Tamam. Teşekkür ederim. Doktor Bey, senin var mı öneri kendine? Yok, ben şunu okumak isterim diyeceksin. Yok şu an. Yok, tamam. Yani benim aslında var gibi hocam. Şöyle söyleyeyim, ekstradan kariyer imkanları sağlayan bazı şeyler var tıpta ama şöyle söyleyeyim, görsel iletişim tasarımının faydasının olduğunu şöyle duymuştum. Tıbbi animatörlük diye bir meslek var ve bunu bilebilmek için de anatomi dersi almamız gerekiyor. Amerika'da olan bir şey, Türkiye'de örneği tek kişi var. O da şu an Avustralya'da yaşıyor. İsmini hatırlamıyorum kendisini ama araştırıp birazdan söyleyebilirim. Bu tıp atlaslarında veya tıbbi cihazların nasıl kullanıldığına dair görselleri bunlar gösteriyor ve tıp bilmeyen kişilerin bunları çizebilmesi pek mümkün olmadığı için, ameliyatların nasıl yapıldığını çizemeyecekleri için de tıp bilgisi veya bir biyoloji, anatomi bilgisi olması gerekiyor. Üzerine de bir görsel sanatlar bilgisi gerektiği için de bunun faydası olabilir. Yani eğer sanata yönelik bir şey varsa olabilir. Yani şu an için ben klinikte olmayı daha çok istiyorum ama ilerleyen dönem için neden olmasın diye de bana da bir katkısı olabilir yani. Evet. Şu an aklıma gelmedi değil. Deyip teşekkür ediyorum. Merhaba. Opera ana sanat dalındayım. Siz sanatçı öğrencilerimizdensiniz. Evet. Acaba sanat okuyan bir öğrencimizi ne daha ziyade yetiştirir, donanım olarak ne arttırır? Ben o şekilde düşünmemiştim ama daha önce açık öğretimden okumayı düşündüm. Yani ilgilendiğim alanlar açısından düşündüm, felsefe gibi. Evet, çok güzel olur bence. Ama kendi alanım hakkında bana katkı sağlayabilecek bir bölüm var mı bilmiyorum. Şimdi felsefe okumak mühendise de, edebiyatçıya da, sanatçıya da muhteşem bir katkı sağlar. Daha ne sağlasın? Yani evet, ilgim de var zaten muhtemelen ileriki dönemlerde daha. Yani sizin daha sanatınız zaten çok geniş bir alanı kapsadığı için felsefe bilen bir sanatçı haline gelirsiniz. Eğer felsefeyi seviyorsanız tabii. Çok seviyorum. O zaman neden okumayasınız ki? Ve bunun için hiçbir zorluğu yok. Direkt kaydınızı E-Devlet'ten yapıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde kayıtlar başlayacak. Zaten grubumuzda ben öğrenince ya da öğrenen bir arkadaşımız hemen bilgi verir ise kendinizi geliştirebilecek tüm fırsatları değerlendirmeniz gerekir. Artı dün hocamız anlatmıştı, yabancı dil bilginiz ile, diplomalarınız, bilgileriniz ile hem Türkiye'de hem yurt dışında aranan, iş yapabilen, kendi ayakları üzerinde duran mühendisler, öğretmenler, doktorlar, eczacılar olacağınızdan adım gibi eminim. Benim söyleyeceklerim ve bir sizlerin söyleyecekleri herhalde bu kadar. Buyurun hocam. Buyurun. Şimdi hocam, öğrencilerimiz için en büyük problem üniversitede okumak değil, üniversitede okuduktan ve bitirdikten sonra Türkiye'de iş bulma sorunu. Evet. Ve şimdi her üniversiteyi bitiren öğrenci KPSS dediğimiz sınavlara giriyor ve hocam, bu sınavlarda burada KPSS dediniz ya, örneğin kamu yönetimi, iktisadi idari bilim dersleri zaten KPSS sınavlarına da otomatik hazırlıyor. Mühendis evet, açısından, evet, öğretmen açısından. Şimdi
Tabii KPSS'de yüksek puan alınabilmesi için ve bazı dallarda da çocukların diyelim ki tarih bölümünde okuyanın morali bozulmasın ama atanması zor görünüyor. Ya da fen bilimleri. Ama ona da Türk Dili ve Edebiyatı önerdi. Zor yani yolunu görünüyor. Yolunu açmaya çalıştık. Yani bunun da yolu ikinci bir üniversiteyi bitirip ikinci bir tercihi yapmak. İşte Türk Dili de okuyabilir. Bugünkü belki de çocuklara en büyük faydalı olabileceğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü yani iki ya da üç tane üniversite bitirdikleri zaman KPSS'ye girecekler ki KPSS'yi de hazırlanmak için de bu sizin büyük bahsettiğiniz o okullarda büyük bir fırsat. Ve şöyle de bir şeyle karşılaştık. Çocuk bana teşekkür etti. Ne oldu kızım dedim. Hocam dedi bize bir gün derste ikinci üniversiteyi mutlaka okuyun. Size çok lazım olabilir demiştim. İkinci üniversiteden atanmış. Yani aynı zamanda KPSS'ye girdikleri zaman o ikinci üniversiteyi de tercih etme şansları doğuyor. Onun için de çift yani sadece bir üniversiteyle tercih etmek zorunda kalmıyorsunuz. İkinci bitirmiş olduğunuz üniversiteyle tercih etmiş oluyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Bence böyle ve bir de mühendis, makine mühendisi için örnekledik mesela. Bir fabrikayı yönetecek bilgi lazım ama yönetimle ilgili hiç dersleri yok. O yüzden işletme okuması güzel olmaz mı? Siz uzun yıllar işletmecilik yaptınız. Evet. Değil mi? Evet. Evet Beyda Hanım, bir öğretmen olarak sizin de katkılarınızı alalım lütfen. Yani ben her meslek dalındaki arkadaşlarımızın bir kere dijital becerilerini geliştirmelerinden yanayım. Çünkü artık inovasyon çağındayız. Madem her şey kendi alanında herkes en iyi olmak istiyorsa, öne çıkarmak istiyorsa farkını koyması gerekiyor. Fark yaratmanın yollarından birinin de bu dijital becerileri geliştirip kendi alanlarına entegre etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam hastane yöneticiliği bölümünü bitirenler bir profesörden, o hastanenin en iyi profesöründen daha yüksek maaş alıyor. Hastane yöneticiliğini okuduğunda. O nedenle eğer tıp okuyan arkadaşlarımız tıpı bitirdiklerinde veya okurken bilemiyorum oradaki ders yoğunlukları neye ne kadar müsaade edecek ama mutlaka bitirdikten sonra da olsa hastane yönetimini okumalarını öneririm. Bir başka konu eğer siz hangi alanda olursa olsun kendisini en iyi yaptığı sürece aranılan kişi durumuna gelecektir değil mi öğretmenim? Bu anlamda da tıp da okusa, şu da okusa, bu da okusa ikinci, üçüncü yabancı dil. Ben ısrarla bunda ısrar ediyorum çocuklar. Çünkü hem yeniliklerden, güncel gelişmelerden dünyayı takip etme anlamında hem de kendinizi uluslararası platformlarda gösterebilmeniz için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum. Belki sizler okulunuzu bitirinceye kadar açık öğretime yabancı diller eklenebilir. Hayır, o şöyle bir durum var. Yani yabancı dil iyi olan arkadaşlarımız için İngilizce işletme, İngilizce eğitimlerin İngilizceleri de var. Yani aynen. İngilizcelerine de kayıt yaptırılabilir evet. Yani. Yani bir endüstri mühendisi eğer yanında finans yani işletme okuduğunda CEO olmaması için bir sebep yok. Değil mi? Hepsi için bu geçer. Kadar yani kendi kapınızı kendiniz aralayacaksınız. Ben şuna inanıyorum hep en büyüğü hedefleyen ortalama veya ortalamanın üstünde bir yere zaten ulaşır. Onun için siz alanınızda liderliği hedeflemelisiniz. Ben bunu tavsiye ederim. Onun dışında hepinize başarılar diliyorum. Çok güzel bölümleriniz var. Umarım hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hocam. Hem sanatçımız hem öğretmenimiz olarak çocuklarımıza tavsiyeleriniz. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Hepiniz sayısal olarak bir yerlere gelebilirsiniz. Matematikle, işte tıpta, değişik şekillerde. Ama insan öğrendiği bir şeyi eğer sergileyemiyorsa bence başarısız olarak nitelendiriyorum. Bunu başarıyı arttırmak için önce sosyal olmak gerekiyor. Sosyal olmak gerekiyor. Onun için bir aktiviteye katılmanız her zaman bunların dışında üniversite değil ama çünkü müzik ikinci üniversite olarak okuyamıyoruz. Okuyamam. Çünkü o bir yetenekle alındığı için olmuyor. Önünüzdeki hem iş hayatınızda hem kendi yaşamınızda, aile yaşamınızda daha iyi bir yerlere gelebilmek için
toplumda yer edinebilmeniz için mutlaka ama mutlaka sosyal olmanız gerekiyor. Mutlaka sadece şunu önerebilirim. Diksiyon dersleri almanız gerekiyor. Diksiyon kurslarına katılmanız gerekiyor. Dün akşam bir halk oyunu kursu verildi tarafınızdan. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bence bütün gençlerin bir kere bir en az birkaç zeybek oynamayı bilmesi gerekmez mi? Evet. Bu bir. En azından bir enstrüman çalmaları küçük de olsa gerekir. Değil mi hocam? Yönetici olabilirler, doktor olabilirler ama sanat yönlerinin de sanat yönünüzün de geliştirmeniz gerekiyor ki toplumda yer alabilmelisiniz. Mutlaka bir halk oyunu kursuna en azından 2-3 zeybek oyunu öğrenecek kadar lütfen gidelim. Kanun çalmak çok zordur. Kanun çalan o kadar çok doktor biliyorum ki çok zordur. En zor enstrüman kanundur. Çünkü çok farklıdır. Şimdi size anlatamam. Ama doktorlar bunu çok iyi beceriyorlar. Çünkü sağ ve sol beyni birlikte kullanıyor. Aynen. Çok detaya girmiyorum şimdi. Zamanınızı almayacağım. Biraz araştırın. Tek istediğim sizden sosyal yönünüzü geliştirin. Çünkü önce bir konuşma yeteneğiniz gelişsin. Toplum içinde konuşabilin. Mikrofon kullanma alışkanlığı kazanın. Mikrofon nasıl tutulur? Bunları öğrenin. Bölgenizdeki, çevrenizdeki gençlik korolarına gidin. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türk pop müziği, hangi müzik dalını seviyorsanız mutlaka sosyal yönünüzün gelişmesi gerekiyor. Toplumda daha iyi bir yer edinebilmeniz için. Devrim Hoca'nın söylediği gibi oyunu öğrenin. Bu da bir sosyalleşmedir yani. Bir düğüne gidiyorsunuz, bir halay çekmeyi bilmiyorsunuz. Yani doktorsunuz ama bunu da yapmanız gerekiyor. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yine konuşuruz. Hocam, Nuri Hocam. Turgut Hocam yok galiba ama. Nuri Hocam, sizin tavsiyelerinizi de alalım. Şöyle gel hocam. Evet değerli yavrularımız. Şimdi bizler nasıl görebiliyorsak, duyabiliyorsak, tat alabiliyorsak, elimizle uzanabiliyorsak, ayaklarımızla yürüyebiliyorsak, mesleğimizin de görmesini, duymasını, tat almasını, uzanmasını ve yürümesini öğrenmemiz lazım. Yani bunu yan dallarla beslememiz en yerinde olan karardır. Arkadaşlarımız bunu size daha ince detaylarıyla anlattılar. Ben bu yan dalları seçeceğinize inanıyorum ve başarılar diliyorum hepinize. Şimdi değerli arkadaşlar, İlhan Bey hem öğretmen hem iş adamıdır. Zübeyde Hanım hem makine hem maden mühendisidir hem öğretmendir. Hocam hem yaşayan insan hazinesidir, hem müzik öğretmenidir, hem dansçıdır. Sayayım mı da hocam? Çok saydım. Yani, Nuri Hocam. Nuri Hocam hem sınıf öğretmenidir, hem emekli halk eğitim müdürüdür. Hem yani de, bakın hiç kimsenin elinde, hem şairdir. Hiç kimsenin elinde tek diploma yok gördüğünüz gibi. Yani bugün sizin önünüze çıkıyorsak bununla çıkıyoruz. Yani öyle durduk yere çıkamayız, konuşamayız. Benimkileri zaten saydı İlhan Benim Hocam. Benim televizyonculuğumu saymadım hocam. Evet, televizyon programcısıdır kendisi. İlhan Hocam televizyon programcısıdır. Yani herkes tek iş yaparak ya da tek bir bilim dalıyla yürümüyor. Çok bilim dalıyla, çok çalışarak. Mesela Sinan neydi bizim Türk Bay Bay Türkçe'nin yazarı? Oktay Sinanoğlu şöyle der. Ben her 4 yılda yeni bir bilim öğrenirim. Yani ben kendi hayatıma baktığım zaman işte inşaat mühendisi oldum. Önce 4 yıl lisede tarım okudum, ziraat teknisyeni oldum. 4 yıl okudum, inşaat mühendisi oldum. Master'ını yaptım ayrı bir alanda, doktorasını yaptım yine aynı alanda, doktor mühendisi oldum. Sonra doktoram bitince kamu yönetimi okudum 4 yıl. Sonra 1-2 yıl onunla uğraştıktan sonra adalet okudum, hukuk ve çalışma ekonomisinden lisans tamamladım. Arkasından yine zaman geçiyor hızla, tarım okudum tekrar 2 yıl ön lisans seviyesinde. Sonra bir YouTube kanalı kurdum. Biraz video falan çekmeye başladım ama çok eksik var, anlayamıyorum nasıl oluyor.
ben bunu nereden öğrenirim diye bakınca bir baktım ki radyo televizyon bölümü var Anadolu Üniversitesi'nde. Oraya kayıt yaptırdım. Yani yaptığınız işin bilimle desteklerseniz çok daha güzel, ayakları yere basan bir hale gelir. Hani herkesin 100 tane okul okuması tabii ki gerek yok ama bir mühendisse yanında mutlaka iktisadi idari bilimler okumalı. Öğretmense sevdiği bir sanat dalı veya kamu yönetimi okumalı. O konuyu herkes kendi seçecek. Şimdi bu kadar hocalarımız da katkılarını sundular. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz son sorularınızı alalım ve bitirelim. Var mı kafanıza takılan bir soru? Benim var hocam. Buyurun. Ama mikrofonu size uzatalım. Biraz önce dediniz ya hocam, bazı bölümlerde ön lisans seviyesinde, bazılarında lisans seviyesinde. Mesela kamu yönetimi okusak hangisi lisans yeterli? Olacak. Lisans olacak tabii. Yani radyo televizyon mesela ön lisans seviyesi. Ama görsel iletişim tasarımı lisans seviyesi 4 yıl. Yani ikinci üniversiteniz olduğu için ön lisans okumaktan utanmayın. Yani sonuçta radyo televizyon 2 yıllık. Fotoğrafçılık 2 yıllık ama 2 yıllık fotoğrafçılık diplomasını alıp fotoğraf sanatçılığı yapan tıp doktoru var. Yani işi o oldu artık. Tıp doktorluğu yan işi gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Herkes zevk aldığı işi yapıyor. Yani o açıdan. Turgut hocam, biz şimdi sizin son sözlerinizi almadık. İsterseniz siz de yaklaşın. Çekelim sandalyeyi. Yes. Son söz. Benim sizlere tavsiyem. Aslında tavsiye pek şey değil. Öneri diyelim. Birincisi, gerçekten her zaman sevdiğiniz mesleği yapmak için, sadece ama sadece sevdiğiniz mesleği yapmak için çaba sarf edin. Seçtiğiniz mesleği öğrenebileceğiniz ne kadar kaynak varsa en fazlasını öğrenmeye çalışın. Yani meslek hayatına girdikten sonra da hiçbir zaman öğrenmenin peşini bırakmayın. Sürekli olarak gelişmeleri takip edin. Şimdi ben orada üniversiteyi bitirdikten sonra hiç beklenmedik bir şekilde 35 yaşına girerken Lufthansa'da işbaşı yaptım. Alman Hava Yolları, dünyanın en büyük 3-5 hava yolu firmasından bir tanesi. 5-6 sene sonra dedim ki ben tekrar okumak istiyorum. İşte dediler ki ne yapacaksın? Zaten hani akademik kariyeri en yüksek insan sensin aramızda, şimdi ne yapacaksın? Dedim ben bir daha okuyacağım. İşte yenilenebilir enerji teknolojileri ve benzeri. Yine elektrik alanında okudum. Şu an bürom, istersem hemen çok büyütebilirim. Esasen yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği üzerine. Yani Lufthansa bana ikinci üniversitemden sonra özel izin vermek durumunda kaldı. Kendi işimi yapabileyim diye. Size önerim, yaşınız ne olursa olsun, ki çok uygun yaşlardasınız şu an, mutlaka öncelikle kendi mesleğinizde mümkün olunca kapasitenizi artırın. Artık sizler mutlaka bir yabancı dili ana diliniz gibi kullanabilme yeteneğine, kapasitesine sahip olmalısınız. Değerlendirebiliyorsanız Erasmus üzerinden bir yurt dışı deneyimi mutlaka edinin. Yüksek lisansınız özellikle teknik bölümler için söyleyebilirim. Yüksek lisansınızı Avrupa'da herhangi bir yerde yapabilirseniz uluslararası çalışabilme şansına sahip olabilecek insanlar olursunuz. Bu da insana oldukça fazla şey katıyor. En azından verir, ayakları yere yaşam basar. Yaşam perspektifiniz farklılaşıyor. Kültürünüz başka kültürlerle besleniyor, zenginleşiyor. Bunlar sadece biraz da
işte bugüne kadarki deneyimlerimden hareketlere sizlere önerebileceğim şeyler. Hepinize başarılar diliyorum. Eminim ki bizlerden daha da verimli, daha azimli olacaksınız. Bunu bu bir iki gün içerisinde gösterdiniz zaten. 3 yıllık deneyimde bize ne mutlu ki Acı Peyam yine 70'li yıllardaki başarılı dönemine dönüş yapıyor. Bu 3 yıldır sonuçta başvurulardan biz durumumuzu görüyoruz. Yani öğrencilerimizin durumunu, bölgemizin durumunu görüyoruz başvurulardan. Bu da bu alanda daha fazla çaba sarf etmemizin bize ivmesini veriyor. İngilizce artık bütün mesleklerin meslek dili. İngilizce bilen dil bilmiş sayılmıyor. Yanına mesleğinize göre ikinci bir şey ekleyebilirseniz, şöyle Avrupa standartlarının B2 seviyesi mesela, C1 seviyesi bile olsa, yani okuduğunuzu anlayabilecek kadar, işte birazcık derdinizi anlatabilecek kadar ikinci bir dil koyabilirseniz, sizin önünüze kimse taş koyamaz. Başarılar. Evet, başka sorumuz var mı değerli arkadaşlar? Galiba şey öğrencilerimizden sorun. Hayır, soruları varsa diye, yoksa tabii ki. Buyurun hocam. Şimdi mesela diyetisyen olan arkadaşımız, yaşam koçluğu gibi veya diğer alanlarda sertifikasyonlar var biliyorsunuz. Özellikle yaz tatillerinizde bu sertifikaları alabilirsiniz. Bunlar sizin çok güzel yükseltecek etkenler. Başvurularınızda, iş başvurularına değil mi öğretmenim? Artı olarak şunlar benim ilgi alanımda ve ben bu alanda da eğitim aldım, sertifikam var dediğinizde CV'niz yükseleceği için öncelik kazanacaksınız diye düşünüyorum. Fakat sıkıntısı var ülkemizde. Bir sertifika pazarı var. Hiç sevmediğimiz. Ben hiç o konuda hani o pazara düşmelerini istemiyorum. Diploma en önemli sertifikadır. Yani diyetisyenimizin aynı zamanda spor bilimlerinde uzmanlaşmış olması bütün sertifikalardan kıymetlidir. Ama benim söylediğim yaz tatillerini değerlendirme anlamında. Ama yaz tatillerini değerlendirme anlamlarında gerçekten kaliteli, düzgün bizim üniversitemizin mesela sürekli eğitim merkezi var koysam. O tarz ciddi çalışan yerlerden ciddi sertifikalarda size hem yeni bir bakış açısı, yeni bir mesleğe giriş sağlayacaktır hocamın dediği gibi. Yani ODTÜ'nün, Boğaziçi'nin dediğiniz gibi Pamukkale Üniversitesi'nin yani düzgün yerlerden. Tatil dönemlerinizde bunlarla daha da sivillerini yükseltebilirler. 100 liraya 5 sertifika var. Yani. Gelin alın gibi işler var. Onlardan uzak yok, durun. Yok. İkinci üniversite anlamında değil zaten. İkinci üniversite mutlaka okumanız lazım. Ama hani tatilleri en güzel şekilde değerlendirme yollarından biridir bu da. Ciddi sertifikalar olursa çok teşekkür güzel ediyorum. Ben de çok Devrim hocam, çocuklar sorularınız var mı? Eğer yoksa kapatalım. Kapatıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Devrim hocamına verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda Nuri hocamızın misafirleri var. Bu grubu katılanlar bu mikrofonu eline alıyor. Öncelikle adını, soyadını, hangi okulları bitirdiğini, ne işle uğraştığını ve gelecek ideallerinin ne olduğunu anlatıyorlar. Ben mikrofonu Nuri hocamın yanındaki arkadaşı veriyorum. Bizden kurtuluş yok. Ben bilmem artık yani orasını. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Nuri hocamın daveti üzerine geldik bugün. Adınız alalım. Adım Özgür Aydın. Özbey İlkokulu'nda sınıf öğretmenini yapıyorum. Memleketim Tunceli. Kendi çapımızda işte bağlama, gitar çalıyoruz. Güzel bir gün geçirmek üzere geldik buraya. Emekliye dediğim gibi arkadaşın emekliye hak ettik artık. Emekliğimiz geldi. Geleceğe dair çok bir şeyimiz yok ama çocuğumuz var işte. Çocuğumuz okusun. Güzel bir yerlere gelsin istiyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Diğer hocamız tabii. Merhabalar. İsmim Buket Bozkurt Atalay. Sınıf öğretmeniyim ben de. Yani artık çok
karamsarım bugünlerde aslında hocam da. Yani çok geleceğe böyle umutla bakamıyorum. Ama gençlere tavsiyem her anlamda kendilerine çok farklı alanlarda, yani bir dalda değil de birden fazla alanda yetiştirsinler. Her kilden bir adım, iki adım önde olmak zorundalar. Şartlar malum. Yani çok çalışmaları gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Bizim gençliğimizde bu kadar zor değildi her şey. Şimdi çok daha zor. Başarılar diliyorum hepsine. Evet. Adalet Aydın. Ben de sınıf öğretmeniyim. Arkadaşımın dediklerine birebir katılıyorum. Az önce kalktık. Gene sohbetimiz sizlerle de ilgiliydi. Evet, aynı şeyleri düşünüyorum. Çok geliştirmeniz gerektiğini. Yani bizim zamanımıza göre sizlerin gerçekten işi daha zor. Onun dışında bizim gelecekle ilgili sadece çocuklarımız adına beklentilerimiz var. Sizler adına. Onun dışında emekli olduktan sonra böyle bir sahil yerine yerleşmek. Onun dışında da başka bir şey yok. Başarılar diliyorum hepinize geleceğinizle ilgili. Teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar, ben Özgür öğretmenime, Hayal öğretmenime ve Adalet Hanım'a çok teşekkür ediyorum geldikleri, katıldıkları için. Zaten onlar da bir acı peyam sevdalısı. Meslek hayatımın en güzel yıllarını onlarla birlikte geçirdim. 2 yıldır ayrıyız ama hep birlikteyiz. Yüreklerimiz aynı çarpıyor. Ben geldikleri için tekrar teşekkür ediyorum. O zaman değerli arkadaşlar, bugünkü bilim toplantımızı bitiriyoruz ve hocalarımızı dinliyoruz. Evet, şimdi... yanımdaki arkadaşımıza uzatıyorum. Başlayalım. Hangi bölümde sizin? Hem adınızı söyleyin hem bölümünüzü söyleyin. Coğrafya. Yani coğrafya ile tamam. Kolunuzu alıyoruz demeyin. Aldığınızdan